Geçtiğimiz günlerde açıldığında devasa bir ekrana kavuşabildiğimiz Tekno'nun bir başka katlanabilir akıllı telefonu V Fold'u incelemiştik. Şimdi de katlanabilir akıllı telefonların aslında bir diğer kullanım şekli olan yani dışarıdan baktığınızda zarif ve ekranı katladığınızda çok daha küçük bir akıllı telefon olan V Flip 5G modeli geldi. Gelin hep beraber bu modelin bize sunmuş olduğu özelliklere yakından bakalım. Videonun başında söylediğim gibi arkadaşlar aslında şu anda katlanabilir akıllı telefonlarda tercih edilen iki farklı tasarım dili var. Bunlardan biri işte benim de geçtiğimiz aylarda incelediğim ve özellikle o segmentteki uygun fiyatıyla dikkat çeken ve açtığınızda sanki böyle bir tablet ekranı kadar büyük bir ekrana kavuştuğunuz fold modelleri var. Bir de daha çok böyle bence tasarıma dikkat eden, zarifliğe dikkat eden insanların hoşuna gidebilecek ve hani cebine koyduğunda, çantasına koyduğunda çok daha az yer kaplayacak bir katlanabilir akıllı telefon formu olan flip modeller var. V Flip 5G'nin de bence aslında hani en böyle ilk bakışta dikkat çeken noktası tasarımı. Zira hem ön tarafta hem de arka tarafta görmüş olduğunuz materyal vegan deri kullanıyor. Ben geçtiğimiz sene bununla alakalı çok videoda bahsettim. Vegan deri malzeme kullanan akıllı telefonlar bence hem dışarıdan baktığınızda çok güzel görünüyor ki benim elimdeki lila renkli olan model. O da benim böyle ekstra biraz hoşuma gitti ve bazı konuda güzel detaylar var. Mesela arka tarafta Telefonun modeline ithafen bir V logosu var burada. Üst bölümde telefonun serisi olan hani Phantom'u yazmışlar. Genel açıdan baktığınızda dışarıdan baktığımızda gerçekten güzel görünüyor. Bu vegan derinin yanında menteşe sistemimiz çelik malzemeden üretilmiş. Telefonun çerçeveleri de alüminyum malzemeden üretilmiş. Yani gerçekten tasarımsal açıdan hem malzeme kalitesi hem de görünüm anlamında ilginç görünen zarif bir akıllı telefon. Kapak ekranı yuvarlak tercih edilmiş. Ben ilk gördüğümde 2000'li yılların başında vurulduğum bir Motorola telefon vardı ve hatırlıyorum böyle çok az kişinin alabildiği fiyattaydı. Yani çok böyle o günün şartlarına göre üst düzey bir akıllı telefondu. Bana onu anımsattı. Tabii ki kapak ekranını bir tarafa bırakıp telefonumuzun kendi katlanabilir ekranını açtığımızda yine dik formatta ikinci bir ekranla karşılaşıyoruz. Her iki ekran da yani kapak ekranımızda, iç ekranımızda AMOLED panel kullanıyor arkadaşlar. Hatta hazır bu konuya değinmişken ekran özelliklerini de söyleyeyim. Ön tarafta yuvarlak şekilde 1.3 inçlik AMOLED bir ekranımız var. Burada tabii ki 1.3 inçlik bir küçük ekrandan bahsettiğimiz için 466x466'lık bir çözünürlük yer alıyor. Ekranı açtığımızda 6.9 inçlik çok daha büyük bir ekranla karşılaşıyoruz ki katlanabilir ekran zaten iç tarafta yer alıyor. Yine AMOLED panel kullanıyor. Burada 1000 nite kadar çıkabilen parlaklık seviyesi, 120 Hz tazeleme oranı gibi ana ekranı aslında böyle oyun için vesaire kullanacağımız noktada teknik özellik anlamında daha iyi bir iç ekranımız var. Bu arada kapa ekranının parlaklığı da 800 nite kadar çıkabiliyor. Onu da belirtmiş olayım. Kapak ekranında menüde yani Tekton'un kendi ara biriminde kullanabileceğiniz pek çok farklı ön ayara yer vermişler. Hemen ben şuradan da açayım. Kapak ekranı koleksiyonları menüsüne girdiğinizde burada kapak ekranı kişiselleştirme var. Öncelikle hareketli, renkli, birbirinden farklı duvar kağıtlarını burada seçebiliyorsunuz. Hareketli duvar kağıtları olarak böyle herhalde bir 15'e yakın var. Eğer isterseniz T-Moji adı verilen böyle bir emoji karakteri oluşturabiliyorsunuz ve kapak ekranında onu gösterebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu bahsetmiş olduğum T mojiler sizin yapmış olduğunuz yüz hareketlerini kameradan algılayıp isterseniz o yapmış olduğunuz yüz hareketini de buraya kalıcı olarak kapak ekranına entegre edebiliyorsunuz. Bir de yine bence çoğu insanın kullanabileceği istediğiniz herhangi bir kendi fotoğrafınızı koyabiliyorsunuz. Biz deneme adına Ozan'la beraber bu V 5G ile beraber çekmiş olduğumuz bir selfie fotoğrafını koyduk. Orada hem tarihi hem saati hem de arka planda işte sevdikleriniz de olabilir. Evliyseniz eşinizle sevgiliniz olabilir. Oraya fotoğrafınızı koyabiliyorsunuz. Ozan evli bu arada benim yakın arkadaşım da onun üstüne böyle dince çok abuk oldu. Hani bizim elimizde şu an Ozan'la fotoğraf var diye onu koyduk. Yanlış anlaşılmalara mahal vermeyelim. Onun dışında bu kapak ekranında arkadaşlar tabii ki widgetları kullanabiliyoruz. Şimdi ben hemen buradan yine sırayla gideyim. İlk olarak hava durumu bulunduğunuz konuma göre önümüzdeki saatlerde hava durumunun nasıl olacağı, önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağını görebiliyorsunuz. Hemen bir tane yana kaydırdığınızda telefonun ana ekranını açmadan hemen hızlıca takvime ulaşabiliyorsunuz. Kameraya ulaşabiliyorsunuz. Zaten ben önceki bu tarzdaki katlanabilir akıllı telefon videolarında da anlatmıştım. Ön tarafta da bir ekranın olmasının gündelik hayattaki en büyük avantajı Son, sonuçta arka tarafta yer alan kameralar daha kuvvetli kameralar ve biz hani normal akıllı telefonlarda kendimizi görmeden arka kamerayla çok düzgün fotoğraf çekemiyoruz kendimizi göremediğimiz için. Ama bu tarzdaki flip akıllı telefonlarında arka kamera kalitesini önde bir ekran olduğu için kendimizi görerek çekebiliyoruz. Böylece hem işte selfie fotoğraflarınız hem de diğer fotoğraflarınız aslında arka kamera kalitesiyle çekildiği için çok çok daha iyi oluyor. Bu kapak ekranından yine arka kameraya ulaşabiliyoruz. Daha doğrusu kameraya ulaşabiliyoruz. Onunla beraber gün içerisindeki yaptığınız aktiviteleri bir halka olarak görebiliyoruz. İşte kaç adım attınız, kaç kalori yaktınız gibi. Eğer alarm kuruyorsanız buradan kolayca alarmlara ulaşabiliyorsunuz. Ses kaydı yapan biriyseniz gündelik hayatınızda direkt olarak yine bu kapak ekranı üzerinden ses kayıtlarına ulaşabiliyorsunuz ve widget ekle bölümünden benim az önce söylemiş olduğum iOS içerisinde farklı vizitlerde ekleyebiliyorsunuz. İşte kronometre, zamanlayıcı, hava durumu gibi. Tabii ki bu kapak ekranı sizin gündelik hayatta kullanırken gelen bildirimleri vesaire de direkt iç ekranı açmadan kullanabilmek için direkt hani oradan da görüntülemek için kullanabiliyorsunuz. Bu arada telefonun şu şekilde katlanabiliyor olmasıyla arkadaşlar yazılımda bazı iyileştirmeler yapmışlar. Yani bu kullanımı daha da zenginleştirebilmek için. Mesela şimdi kamera uygulamasına girdiğinizde telefonun ekranı normalde bu şekildeyken her zamanki gibi işte kamerayı görüyorum. Üst bölümde ayarları vesaire görüyorum. Şu şekilde büktüğünüzde benim normalde yukarıda görmüş olduğum ayarlar aşağıya geliyor ve aslında ekran ikili bir şekilde kullanılabiliyor. Üst tarafta kameranın bana sunmuş olduğu ön izleme görüntüsünü görüyorum, ekranını görüyorum. Alt taraf ise bir kontrol paneline dönüşüyor ve benim bir önceki ekranda yukarıda gördüğüm tüm ayarlar aşağıda aynı zamanda buradan parmağımı kaydırarak işte videoya, normal fotoğrafa, portre moduna vesaire geçebiliyorum ve dediğim gibi alt tarafı artık kamera için tamamen bir kontrol paneli olarak kullanabiliyorum. Bu başka uygulamalarda da var. Mesela YouTube'da yine normal arayüzde uygulama çalışıyorken siz ekranı bu şekilde büktüğünüzde yine alt taraf bir kontrol paneli haline geliyor. İşte izlediğiniz videoyu ilerletmek, o izlediğiniz video ile alakalı diğer kontrolleri gerçekleştirmek için falan bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir de tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi telefonu şu şekilde tutarak video kaydı gerçekleştirebiliyorsunuz. Kameraya geldiğimizde tabii ki örnekleri ekranlarınıza getireceğim. Bu şekilde çok daha ergonomik bir şekilde eğer hani çok hayatında video çeken biriyseniz katlanabiliyor olmasının bir de tabii ki böyle bir ekstra avantajı var. O zaman bu arada şeyi söyledi arkadaşlar. Kadınlar dedi bu şekilde makyajlarını yapabilirler dedi. Ben de şeyi düşündüm önce. Normal telefonda da ön kameraya geçip yapabiliyorlar. Ama orada tabii şey... Bu telefonu şu şekilde her yere konumlandırabildiğiniz için aslında doğru. Şimdi kamerayı açtım. İşte ön kameraya ön kameraya aldım. Evet bayağı bildiğin ayna gibi buradan kadınlar makyajını yapabilir. Yani işte bu şekilde de kullanılabildiği için arkadaşlar bu aslında şeyde de oluyor. Mesela fotoğraf çekeceğin aşağıdan böyle yukarıya daha geniş açıda güzel bir fotoğraf kadrajı var ya. Hani telefon normal bir telefon olsa düz yerleştiremiyorsun onu ya da bir aparat falan lazım. Böyle olduğu zaman abi bırakıyorsun. Bir de ekran olduğu için kendini de görüyorsun yani doğru yerde miyim hani kadrajda mıyım vesaire diye. Biz mesela dün annemle bir tane selfie çektik. Annemle pendikte yürüyüşe çıkmıştık. Hadi bir selfie yapalım dedi. Ben de bu cihazı incelediğim için yanımda bu vardı. Kendimize bakarak mesela selfie çektik. Bence çok da güzel fotoğraf çıktı. Hani katlanabiliyor olmasının böyle hayatın içerisinde minik minik bazı avantajları var. Ama günün sonunda hani bana soracak ol olacaksanız olursanız hani bu telefon asıl olayı böyle gerçekten ya ben kullandığım telefonda farklı bir tasarım istiyorum. Böyle zariflik istiyorum ki. Şimdi çok kadın erkek ayırmaya gerek yok ama bence kadınların daha çok ilgisini çekebilecek bir telefon olduğunu düşünüyorum. Özellikle böyle hani lila rengi model bu benim elimdeki. İşte çantaya attığında çıkarttığında böyle açtığında falan çok e, güzel görünüyor. O yüzden biraz daha böyle kadınların daha çok ilgi göstereceğini düşünüyorum ama tabii ki kadın erkeği yok. Bunun hani lila rengi mesela size çok uygun değilse bir e, erkek kafasıyla bakıyorsanız siyah rengi de var onu da belirtmiş olayım. Şimdi telefonumuzun içerisinde arkadaşlar donanım olarak Mediatek'in 80-50 işlemcisi var. Benim daha önce farklı telefonlarda da kullandığım ve yeni nesil Mediatek'ler arasında aslında rekabetçi ve performans olarak da hiç fena olmayan bir işlemci. Zira oyun testlerine baktığımızda işte Diablo Immortal'ı 60 FPS, 60 kare hızında oynatabiliyor. Keza yine PUBG testi yaptım ekranlarınızda göreceksiniz. Zaten hani artık yeni nesilde bu tarzdaki işlemcilerin Hani gündelik hayatta herhangi bir teklemesi vesaire olmuyor. Çok akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Cihazın içerisinde donanımsal olarak 8 GB'lık bir RAM kapasitesi. Aynı zamanda 256 GB'lık bir depolama birimiyle geliyor. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Kutu içerisinden tabi bu cihaz tasarımsal açıdan özel bir cihaz olduğu için hani kılıfını bulmak falan biraz dert olabiliyor. O yüzden Tekno'da kendi özel kılıfını kutu içerisine yerleştirmiş. O konuda da herhangi bir ekstra hani arayışa veya para vermenize gerek yok. Aynı zamanda 45 wattlık bir hızlı şarj desteğiyle geliyor cihaz ve yine kutu içerisinden bu 45 wattlık şarj adaptörünü de bulabiliyorsunuz. Kamera noktasında aslında bizim arka kamera olarak nitelendirdiğimiz ana kameralar telefonun bu yuvarlak kapak ekranına sıralanmış durumda. Burada Tekno şunu söylemiş geleneksel RGB sensörlerinden farklı olarak biz ana kamerada RGBW ultra hassas sensörünü kullandık. Bu da özellikle sensörün daha fazla ışık alması, %15 oranında daha az parazitlenmesi ve %10 oranında daha doğru rengi sunuyoruz demiş. Ben dün işte özellikle sevgili annemle bir Pendik'te yürüyüş turu yaptım. Marine'ye gittik. Orada böyle bazı akşam fotoğrafları çektim. Gerçekten grenlenmenin az olması ve düşük ışık şartlarında keskin fotoğraf çekme anlamında cihazın performansını beğendim bu sensörle. Beraber bahsetmiş olduğum 64 megapiksellik ana kameranın hemen yanında bir tane 13 megapiksellik ultra geniş açımız var. Normal ana kameraya göre çok daha geniş bir açıya ihtiyaç duyuyorsanız bu kamerayı kullanabiliyorsunuz ama tabii ki kalite farkı olarak ana kameranın daha gerisinde bir ultra geniş açı kameramız var sensör kalitesi olarak söylüyorum. İhtiyaç duymanız halinde de iç ekranda 32 megapiksellik bir başka kameramız daha var. Bu da aslında bizim normal telefonlarda selfie kamerası olarak geçen kamera. Zaten tüm hani hem fotoğraf hem de video örneklerini ekranlarınıza getirdim. Şunu söyleyeyim video tarafında 4K 30 FPS kayıt yapabiliyor. Açıkçası 60 FPS olmasını isterdim. Günümüzde ihtiyaç olabiliyor. Ha, olmayan böyle üst düzey her telefonda söylüyorum. Olsaydı daha mutlu olurdum. Son olarak 4500 miliamperlik bir batarya kapasitesiyle geliyor Tekno'nun V Flip 5G modeli. Bildiğiniz gibi bu cihazlar yapıları gereği çok yüksek pil kapasitesi koyamadığınız cihazlar ve 4000 mAh pil seviyesi aslında Flip telefonlar için şu anda böyle sınır hani maksimum koyulabilen değerlerden biri ama tabii ki daha yüksek hani batarya kapasitesine sahip telefonlara göre haliyle birazcık daha böyle pil süresi anlamında daha e, aşağıda bir pil süresi görmeniz çok normal. Bütün Philips modelleri böyle. Ben yapmış olduğum PC PCMark batarya testinde 9 saatin biraz üzerinde bir sonuç aldım ki biliyorsunuz orada hani böyle 10 saati sınır değer olarak alıyoruz. Bu modelde işte 9 saatin biraz üzerinde bir test sonucu verdi. Güzel olan konu hem 45 wattlık bir hızlı şarj desteği var hem de bu hızlı şarj desteğini direkt olarak kutudan ekstra bir para harcamadan bulabiliyorsunuz. Genel anlamda Tekno'nun bir diğer katlanabilir telefonu olan V Flip 5G'nin bize sunmuş olduğu özellikler bu şekildeydi. Videonun pek çok yerinde söylediğim gibi başta böyle ilginç, zarif tasarımıyla daha böyle farklı bir telefon kullanmak isteyen, yanında taşırken böyle minik boyutlu bir telefon e, taşımak isteyenlere hitap ediyor. Kendi böyle şahsına münasır akıllı telefon sektöründe ayrı bir yere olan bir cihaz. V Filipin'de Art S ile tüm özelliklerini anlattım. Sizler her zamanki gibi yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar bölümünde benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz.